yolunun. Evet. Çalışan ne demiştim? Çalışan alıyor. Çalışan alıyor. Çalışan alıyor. Selamünaleyküm değerli dostlar. Gazi Fishing YouTube kanalından herkese sevgiler, selamlar olsun. Bu videomuzda lüfer kaşıklarınıza nasıl çiftli üçlü çarpma modifiyesi yapabilirsiniz onu anlatacağım. Bu uygulamayı ben sevgili Berkay Tören kardeşimde gördüm. Çok hoşuma gitti. YouTube'da farklı versiyonları da var. Özellikle Savager Surf Seeker modellerinde arkadaşlar tekli single olarak gelir. Ekstra iğneler. Biz onu bu şekilde çift üçlü iğne olarak modifiye ettik arkadaşlar. Güzel sonuçlar aldık. Karadeniz kıyılarında bilhassa plaj bölgelerinde arkadaşlar sığ sularda yapılan avlarda lüfer çok çabuk su üstü yapmakta ve iğneden kurtulmaktadır. Bu uygulama sayesinde balık düşürme olayını minimuma indirebilirsiniz. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız Gazi Fishing YouTube kanalının büyümesi, hak ettiği yerlere gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi bunu ben sizler için normal bir 28 gram kaşık üzerinde uygulayacağım. Malzemelerimiz arkadaşlar bir adet 4 numara, bir adet 5 numara yani 5 milim ve 4 milim halka. Şöyle yaklaşık 2 santim makaron, 2 tane 4 numara iğne, bir tane 8 numara üçlü zincir fır döndü. İhtiyacınız olan malzemeler bunlar. Tabii bunları birleştirebilmek için çeşitli alet edevatta ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu yöntemi normal spin kaşıklarınızda Surf Seeker gibi jig tipi kaşıklarda ve su üstü av yapacağınız zaman normal jiglerinizde de kullanabilirsiniz. İlk önce kullanacağımız 8 numara zincir fır döndüğünün bir tanesini kesiyoruz arkadaşlar. Çok uzun oluyor. Gerek yok. İkili zincir fır döndü bulabilirseniz elbette kesmeden, malzemeyi telef etmeden de o şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu şekilde zincir fır döndüğümüzü ikiye düşürdük. Şu şekilde bir halka açıcı, makas veya pense kullanırsanız işiniz çok daha rahat olur. İlk önce ben büyük halkadan başlıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu taktıktan sonra ikinci işlem makaronu fır döndüğe geçirmek. Buradan bir ilk önce boyunu kısaltalım. Şimdi diğer küçük 4 milimlik halkamızı açıyoruz. Evet, makaronu yerleştirdik. Bu adımdan sonra yapacağımız şey makaronu düzgün bir şekilde ısıtmak arkadaşlar. Çok fazla aşırı ısıtmayın. Her tarafa eşit ısı gidecek şekilde arkadaşlar. Makaronumuzu ısıttık ve daralttık. Şimdi bu aşamadan sonra iğnelerimizi takacağız.
İlk önce üst taraftan başlıyorum arkadaşlar. Evet. Daha sonra alt taraftaki halkamıza iğnemizi takıyoruz. Evet arkadaşlar, hırsızımız hazır. Son olarak yapmamız gereken arkadaşlar, kaşığın altında bulunan büyük halkaya 5 milim halkamızı takmak. Evet arkadaşlar, modifiye işlemi tamamdır. Şimdi birçok arkadaşımız soracak, dolanma, takılma olmuyor mu diye. Evet, elbet illaki o tarz şeyler oluyor. Normal tek iğneli olduğu zamanlarda da oluyor. Bu makaronu koymamızdaki amaç arkadaşlar, çok fazla dolaşmaması için. Çok güzel bir uygulama. Deneyin, muhakkak sonuçlarını göreceksiniz olumlu yönde. Eğer daha önceden uygulayıp YouTube'da paylaşan bir arkadaşımız varsa hakkını helal etsin. Dediğim gibi ben bunu Mera'da sevgili Berkay Tören kardeşimizde gördüm. Çok hoşuma gitti. YouTube'da araştırdım. Single, tekli iğne olarak modifiye şeylerini, videolarını gördüm ama bu uygulamayı görmemiştim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle, bu da Surf Seeker'a yapmış olduğumuz uygulama. Çok güzel oldu. Ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız, iğneleriniz, halkalarınız, fırdöngüleriniz kaliteli olursa arkadaşlar, o kadar çok performans alırsınız, uzun süreli kullanırsınız. Yani şu neredeydi arkadaşlar, bakın şu kaşıkla birçok av yaptım ama iğneler, halkalar halen paslanmaz duruyor ve aynı ilk günkü keskinlikte. Çok zahmetli bir işlem olduğu için, yani biraz uğraştırıcı bir işlem olduğu için, İyi bir malzemeden yaparsanız arkadaşlar sorun yaşamazsınız. İğneniz keskin, tuttuğunuz zufer olsun. Daha güzel, daha yeni içeriklerle yeni günlerde inşallah sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.